nükleer santrallere karşı direnen halkımız. Merhaba Umut TV izleyenleri. Bugün 28 Nisan Cuma günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlıyoruz. Nükleer karşıtı eyleme jandarma saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'ne bugün Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla birlikte takılması için getirilen yakıt çubuklarına karşı eylem düzenlendi. Nükleer felaketlere yol açacağı belirten halk, jandarmanın saldırısına uğrayarak gözaltına alındı. Depremlerin ardından binalarda oluşan çatlakları sıvayla kapatan Dizmanlar İnşaat, milyarlarca liralık deprem konutu ihalesi aldı. İnşaatın mühürlenen firma, Adana ve Urfa'da toplam 2011 adet deprem konutu yapacak. Aile Bakanı'nın istismar şüphesinin bakanlıkta ağırlaması ile ilgili haberlere erişim yasağı getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yardımcısı İsmail Ergüneş'in 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan iş adamı Sadullah Alagöz'ü soruşturma devam ederken istismarın yaşandığı yerde ziyaret etmesiyle ilgili haber ve tweetlere ve Bakan Yanık'ın Alagöz'ü bakanlıkta ağırladığı buluşmada çekilmiş fotoğraflara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişim yasağı getirildi. Denizli çiftten paramızla şov yapıyorlar çıkışı. Denizli'de bir çift, 2 ay önce ilçe tarım müdürlüğüne parasıyla yatırdığım tohum torbasının üzerinde bugün parayla satılamaz yazıyor. Paramızla bize şov yapıyorlar dedi. Sibel Balaç infaz erteleme kararı kaldırılarak tutuklandı. Sibel Balaç 298 gün boyunca ölüm orucu yapmış ve hala birçok ağır hastalık sorunu yaşamaktadır. Sağlık durumu hapishanede kalmaya elverişli değildir. Sibel Balaç derhal serbest bırakılsın. Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Öncelikle Almanya Berlin'den bir haberle başlamak istiyoruz. Almanya Berlin'de faşizm 9 yasalarına karşı ve devrimci tutsaklar Özgür Emre, İhsan Beylik, Serkan Küpil ve Hasan Utan'ın özgürlüğü için yapılan bir açlık grevi direnişi var. Bugün açlık grevi direnişinin 42. günü ve bugün Berlin Adalet Bakanlığı önünde bir basın toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısına süresiz açlık grevindeki Eda Deniz Haydaroğlu ve grup yorum emekçileri İdil Vural ve Çağlar Doğan konuştu. Toplantıda faşist 129 yasaları anlatılarak teşhir edildi. Aynı zamanda açlık grevi direnişi bir kez daha duyuruldu. Son 4 yılda uçak biletleri %169 zamlandı. Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçları son 2 yılda uçak biletlerinin %169 zamlandığını ortaya koydu. Almanya'da halk bir ay tatil yapabilmek için 11 ay boyunca çalışıyor. Bunun hayaliyle geçiyor 11 ay. İşte tekerler daha fazla kâr uğruna bu bir ay tatile de göz dikmiş durumdalar. İsveç Dışişleri Bakanı Billström, NATO'ya üye olabilmek için 1 Haziran'da yeni anti-terör yasasının yürürlüğe gireceğini belirtti. Yeni yasaya göre üyelik, gösterilere katılmak, evde olanak sağlamak ve de yer kiralamak suç kapsamında. Ceza çerçevesi ise 2 ve 8 yıl arası olacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin vaatlerinin %98'ini faşist Ukrayna devletine verdiklerini söyledi. Buna göre rejim 1550 zırhlı ve 230 tank aldı. NATO ülkeleri ayrıca 9'dan çok tank taburunu da eğittiler ve silahlandırdılar. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün günün haberlerinin sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalın.